Şimdi biraz da sağlığa girelim ki güzel gülüşümüzün en önemli temsili dişlerle devam edeceğiz. Ve karşımda da konuğum diş hekimi Doktor Bengi Kaya Mert var. Kendisi ortodonti uzmanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Merhaba. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Teşekkür ederim. Sizinle ben şöyle özetliyorum. Diş çapraşıklıklarının düzeltilmesini konuşacağız. Malum özellikle son dönemde sanki bir artış da var. Yeni neslin. Evet. Ben neredeyse hiçbirinde böyle düzenli o diş dizilimini göremiyorum. Hı hı. Bir bunların nedenlerini soracağız. Bir de böyle nasıl tedavi ediliyor? Anneler, babalar, veliler ekranları başına diyelim. Aynı zamanda bunun yaşı da yok bildiğim kadarıyla. Şu anda diş düzensizlikleri olanlar da ekrana biraz daha yaklaşabilirler. Öncelikle nedir ortodontinin alanı ve ne tür çapraşıklıklar, ne tür düzensizlikler nasıl düzeltilebiliyor? Hı hı. Ortodonti bir bilim dalı. Diş hekimliği üzerine uzmanlık yapılarak icra edilen bir meslek. Ve ortodontinin alanına aslında yüz estetiği, çene ilişkileri, çene ilişkilerinin ve dişlerin çeneler üzerindeki dizilimi ve bütün bunların teşhis, tedavi ve önlenmesiyle ilgili bir bilim dalı. Önlenmesini özellikle üzerine basmak istiyorum. Çünkü özellikle çocuklar da yakalayıp erkenden bir sürü şeyi önlemek ve düzeltmek mümkün olabiliyor. O yüzden her yaşta tedavi mümkün ama özellikle çocuk yaşlarda bazı şeylerin önüne geçmek daha da mümkün. Yani dişleri sıkıntılı çıkmasın diye daha bebeklikte yapılması gereken şeyler var, doğru mu anlıyorum? Nelere dikkat edebilirler? Yani bebeklikten başlamıyoruz ama 6 yaş itibariyle çocukları görmek istiyoruz. Hmm. İşte mesela üst çene dar ya da bir asimetrik gelişim var vesaire. Bunları erkenden yakalayıp önüne geçmek, işte daha iyi hale getirmek, işte üst çeneyi genişletmek vesaire hepsi mümkün olabiliyor çünkü. Yani genetik olarak aslında bir takım şeyler var ve eğer ki küçük yaşta 6 yaş itibariyle bir diş hekimine danışılırsa, hı hı, dişlerinin nasıl bir düzende olacağı, bir problem yaşayıp yaşamayacağı ve bunlar tespit edilip bunlar olmasın diye de önlem alınabiliyor anladığım kadarıyla. Aynen. Evet. Ama Türk toplumunda, yani bizde mi diyeyim, belki de dünyada da vardır tabii köylü aileler ama özellikle Türkiye'de böyle dişler ağrımadan pek diş hekimine gitmiyoruz. Evet. Ve böyle çok da sevmiyoruz o alanı. Evet. Ama aslında hem estetik görüntü için hem de sağlık için çok önemli. Çünkü evet, düzensiz çıktığında doğru çiğnenemiyor, işte mide vesaire problemleri de olabiliyor. Hı hı. Düzeltilmeyen bu çene uyumsuzlukları, doğru çiğneyememe falan ne gibi rahatsızlıklara sebep olabiliyor? Belki bunlardan yana korkutursak aileler hemen ay evet çocuğumu bir götüreyim diş hekimine diyebilirler. Evet, yani korkutmak demeyelim de bilgilendirmek önemli ve ben şeyi gözlemliyorum. Son zamanlarda artık aileler gerçekten çok bilinçli ve çok küçük yaştan bize getirmeye başladılar. Tabii bunun medyanın etkisi de çok fazla. Herkes çok fazla bilgileniyor bu konuda. Ama özellikle mesela nefes almak, üst çenenin genişletilmesiyle çok ilgili. Dilin doğru konumlanması ve dilin doğru bir şekilde yutkunmaya sebep olması. Bunların hepsi nefes almada ve çocuğun aslında büyümesinde, gelişiminde çok etkili şeyler. En basit örnek bu olacaktır. Alt çenenin öne doğru büyümesinin uyarılması, işte ergenliğe girmeden hemen önce başlanması gereken bir tedavi ya da üst çenenin geriliğinin erken yaşta tedavi edilmesi yine yüz estetiğine çok büyük katkıda bulunacak bir tedavi. Ki alt çene geriliği de sağlıksız uyuma, ağzı açık uyuma ve horlamaya sebep oluyor benim bildiğim kadarıyla, öyle evet, değil mi? Evet, aynen. İleride yani horlama problemi yaşamasın diye yani 6'lı yaşlarda bir diş hekimine gitmek aslında önleyebiliyor. Yani çok evet, ilginç çok geliyor bize. Hı-hı. Çene uyumsuzluğunun ya da dar geniş olup olmama durumunu, hı-hı, nasıl düzeltebiliyorsunuz? Şöyle mesela üst çene dar, bununla ilgili işte özel apreylerimiz var. Hmm. Bu işte üst çene darlıklarında çok basit bir vidalı ufak bir apreyle erken yaşta işte üst çeneyi genişletmek mümkün. Hatta şimdi işte şeffaf plaklarla bile bir kısım genişletmeyi çocuk yaşta, küçük yaşta yapmak mümkün olabiliyor. Aslında çok basit çözümleri var ama işte hastaya ulaşmak önemli olan, hani o darlığı giderebilmek için. Mutlaka bir görünmesi burada önemli, evet, olan. Nereden anlaşılıyor bu diş düzensizlikleri diye soracak olursak? Neler bize işaret olabilir? Mesela çocuğumuzda getirmedik 6'lı yaşlarda, baktırmadık.
yaşadık ama bir şeyler ters gidiyor galiba dediğimiz sinyaller nelerdir? Aslında bu çok geniş bir yelpaze ama bir tarafından bakacak olursak mesela çocuğunuz çok yorgun gözüküyor uyandığında değil yalnızca işte ya da gece yatarken değil gün boyu bir yorgun görüntü var. Yüzünde böyle bir hep böyle bir uykusuzmuş gibi işte gözleri aşağıya doğru hani sarkmış işte yüzde böyle bir nefes alamıyormuş gibi ağzı sürekli açık mesela işte ve burnun sürekli tıkalı olması vesaire bunların hepsi bize birer işaret. Bize gelen hastalarda işte özellikle burun tıkalıysa mutlaka bir KBB konsültasyonu sonrası mutlaka bir üst çene genişletmesiyle destekleyerek burun tabanında rahatlayıp nefes almanın kolaylaşmasını sağlıyoruz. Bu gibi şeyler ailelere bir uyarı olabilir. Ya da hasta gülümsediğinde üst çenesinin dar olduğunu aslında karşıdan bakan herhangi bir kişi bile görebilir ki aileler bu konuda çok dikkatli olabiliyorlar. Bu tip şeyler mutlaka bir işaret olmalı ama özellikle uyku bozuklukları, işte çocuğun uyanamaması, çocuğun gece işte altına kaçırması vesaire bütün bunlar nefes alamadığını gösteren işaretler ve özellikle yüze yansıyan o yorgun görüntü bize çok büyük bir alarm durumunu gösteriyor. Bakın açıkçası. Ne gibi şeyler olabiliyormuş. Bir de tabii mesela ben de belki izleyicilerimizden de ben de tellerden kullandım diyenler olacaktır. Benimki de şöyle ortaya çıkmıştı. Dişlerim üst üste çıkmıştı. Evet. Özellikle üst çene darlığım olduğu için orada yer bulamayıp bir dişin üstünden o çıkmıştı. Ben uzun dönemli hatta lise yıllarımdaydım. Tam da o ergenlik dönemi hiç takmak istemediğim o metal tellerden taktım. Evet. Ha zorlu muydu ağrılı mıydı? Hayır ama görüntü için çok sıkıntılıydı. Şimdi güzel bir haber. Böyle görüntünün hiç sıkıntılı olmadığı, dışarıdan kimsenin anlamayacağı şeffaf plak dediği dişin üzerine böyle minicik renksiz bir şey takılıyor. Siz anlatabilir misiniz bize nasıl bir şey, nasıl bir gelişme oldu orada? Evet, eskiden dişlerin üzerine minik böyle metal boncuklar yapıştırıyorduk. Yemekler de arasında girer, zor temizlenir falan. Temizlik çok büyük bir kabustu hatta. Yediğimiz, içtiğimiz her şeye çok dikkat etmemiz gerekiyordu. Ben de çocukken bundan takmış bir insan olarak siz bunu de hatırlıyorum yani çok net hatırlıyorum. Şeffaf plaklar aslında bizi dişlerimizi düzeltirken bizim işimize yarayan çok teknolojik bir çözüm. Çok özel kişiye özel bir planlamayla yapılan bir çözüm. Özel dijital ortamda planlanan işte özel uygulamasında planlanan bir çözüm. Ve dişlerin üzerine taktığınızda dişlere belirli hareketler veriyor. Belirli yönde kuvvetler uyguluyor. Bu belirli kuvvetlerin verilebilmesi için bu şeffaf kılıfların dişlerin üzerinde belirli saatlerde durması gerekiyor. Yani tak çıkar yapılırsa işte günde yarısında takılıp yarısına takılmazsa işimize yaramayacak bir çözüm. Dişlerin üzerinde 22 saat kalması gerekiyor. 22 saat. Yani yemek hariç hep takılması gereken plaklar. Dişin güzel yanı yemek yerken çıkarıyor. Dişleri güzelce fırçalayıp geri takıyor. İşte tertemiz bir şey. Hasta istediği her şeyi yiyebiliyor. İşte belirli kurallar yok. Mesela yeşil erik yemeyeceksin gibi bir şey yok. Ki bu bizim ilk uyarımızdır teller sırasında. Yeşil erik yasaktır. Bu gibi şeyler ortadan kalkmış oluyor. Çünkü hasta rahatlıkla şeffaf planı çıkartıyor. Yemeğini yiyor. Ondan sonra temizliğini yapıp şeffaf plaklarını geri takıyor. Ne kadar da bir diş hekimini ziyaret ediyor o süreçte? 6 ila 8 hafta arasında görmemiz yeterli oluyor. Ama hasta mesela bazen yurt dışından geliyor. O zaman bütün planlamayı onun işte gelebileceği süreye göre ayarlayıp atıyorum 6 ay sonra gelecek. İşte 6 ay sonrasına göre ayarlayıp ona göre planlamayı baştan yapmak mümkün. Plakları ona set olarak veriyorsunuz. Evet. Önce bir taneyi takıyor. 1,5 ay sonra takacağım plak bu. Oluyor. Ona geçiyor. Sonra haftada bir değiştiriyor plaklarını. İşte üzerinde paketlerin üzerinde numaraları var. Ona göre hasta kendisi değiştirebiliyor.